Herkese merhaba dostlar. Ben komedyen. Bugün Furious Torrent Immortal Codex oynuyoruz. SS veya S artı almaya çalışacağım. Çok daha fazlasını denemeyeceğim. Çünkü yani gerek var mı? Bir de alabilir miyim? Ondan çok emin değilim. Çünkü en iyi karakter Nyx burada. Benim de Nyx'im yok. Dolayısıyla kendimi çok parçalamak istemiyorum. Bir dakika, bunları buraya koyayım. Zaten yan tarafta iki tane var. Böyle koyalım. Gerçi ilk önce Raza. Tamam, Raza verdi yine. Ota'yı aldım. Yaptığı kadar artık. Kestiği kadar. Ne gelirse artık. Ya S artı alacağız zaten de SS belki gelebilir. Nyx olmadan çok zor ama elimden geleni yapmışız işte, bakalım. Ne olur ne olmaz göreceğiz. Ne yaptığımı bahsedeyim önceki videodan farklı. İtemleri düzelttim arkadaşlar, herkesin. Razaan, işte Maul'un, Hatsut'un, Silas'ın. Atak bonus. İki atak bonus, bir crit damage yaptım hepsini ve düzgün en kaliteli itemleri verdim. Gördüğünüz üzere zaten burada boss rush'a geçtiği için hepsi öldü. Şimdi herkes Ota'da oynamış. Çok fazla taktik yapmamış. Yani çok yüksek yapamayacağım çünkü Nyx'im yok. Nyx'im olsaydı şuraya Nyx koyup Dolores ultisini vesaire her şeyi çok güzel timinglerdim. Belki Hatsut veya Silas'ı çıkarıp Elowen koyardım, daha hızlı şey atsınlar diye. Elowen'iniz varsa belki kullanılabilir. Yani Nyx, Razak, Elowen varsa bambaşka bir oyun oynanabilir diyebilirim. Çünkü o zaman İşler değişiyor çünkü Razak ve Nyx'in olabildiğince fazla ulti atmasını istiyorsunuz. Çünkü gördüğünüz gibi zaten böyle Razak bir tane vurdu mu kesiyor. Ultisi sadece şeylerde, torrentlerde bu tridentler çıkınca, aynen tridentler çıkınca atmanız yeterli olacak. Çünkü onlar zaten bunları kesmek birazcık problem. Yani Dolores ultisi olunca bunları kesmek de kolay gerçi. Rahat bir şekilde kesiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Şunları vuracak mı? Bunu vuramıyordu. Niye vuramıyor ona? Allah Allah, demek izlediğim videoda kesiyordu ama. Herkes buraya koymuş, inceledim. Sebep bilmiyorum niye oraya koyuyorlar. Çok bir fikrim yok. Bence Dolores'i kullanmak için gerçi, ondan dolayı buraya koyuyorlar ikisinde de. S'e ulaştık. Bakalım üstüne çıkacak. Dolores'in ultisinin gelince bence şu an bunların hepsini kesecektir diye tahmin ediyorum. Oo, şurada kaldı. Dolores'in ultisi acil gelmesi lazım. Acil Dolores ultisi lazım. Bunları çünkü Dolores ultisiyle rahat bir şekilde kesebiliyor. Oo, ölmesinler. Güzel, Dolores ultisiyle kesti. S artıya ulaştık. Güzel. İstediğimize ulaştım. Daha fazlasında zaten gözümde yok. Yapabilir miyim ondan da emin değilim. Dolores 130 da geldi. Güzel. Yine Dolores ultisimiz var. Belki S artının üstüne çıkarız. SS olsa müthiş olur. Çok SS. Süper. Tamam. İstediğimi elde ettim. Yani çok daha uğraşsam SS artı olur mu diye düşünüyorum. Bence olmaz zaten. Boşuna kendimizi, hiç kimseyi, boşuna videoyu uzun tutmayı. SS, bir dakika ya. Hani Rezak kesemeyecek daha. Bunları kesemeyeceğim için zaten olmayacak. Aynen, az canları bile gitmiyor. Baksanıza. Şuraya canları bile gitmiyor. Outsuit bile kesemiyor. Evet, tamam. SS gayet yeterli gibi gözüküyor. Daha fazlası çıkmayacak. Kaç hasar kaldı çok merak ediyorum. Ona göre belki Autofight'tan birazcık daha fazla almayı deneyebiliriz. Zaten bunları hiç kesemedik. Bunlar büyük ihtimal çok yüksek zırhları ve canları var. SS gayet iyi. Beklemiyordum SS almayı. Bakalım ne kadar fark var S artı, SS artı almaya. SS artı alırsak yani iyi mi kötü mü? Yani çok iyi değil, çok kötü de değil. 100K. 100K olur mu ya? 100K olur mu? Bir kere daha deneyeceğim. Bu sefer skilleri kendim basacağım. Her Dolores'in skilli geldiğinde öyle önemli yerlerde basalım. Başlangıçta Autofight'ı bırakabilirim. Başlangıçta yapacak bir şey yok. Başlangıçta dümdüz. Geldiği gibi bassın. Ha, bir de Silas'ı çıkarıp evet, Silas'ı çıkarıp Elowin koyacağım. Bir de öyle deneyelim. Dolores'in daha hızlı gelmesi. Çünkü Silas işe yarıyor mu yaramıyor mu çok bir fikrim yok. Çünkü Silas boss'a normalde vurması gerekirken boss'u da çok vuramıyor. Bakalım, göreceğiz. Hatsut kalır veya Hatsut'u çıkarıp Silas'ı koyup öyle de deneyeceğim. Razak çok güzel karakter değil mi ya? Gerçekten. Oyun başı için falan inanılmaz iyi karakter gibi gözüküyor. Çünkü hem menzili çok güzel hem o skill özellikleri güzel. Keşke oyunun sesini açsaydım. Çok sessiz oldu böyle. Neyse, olabildiğince şey yapalım. 2x'te devam. Sıkıntı yok. Devam. Buralarda hiçbir farklılık yok. Buralarda zaten hep Dolores ultisi geldi gibi. Çünkü bu karakterlerin ultileri çok önemli değil. Bassın. Onları da kestik. Güzel. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Buradakini de kestik. Güzel. Şimdi Dolores'i Maul'u atabilirim. Sıkıntı yok.
Bastım bunu da. Bunun ultiyi de basalım. Hazır Dolores'in ultisi varken. Bunu bir kere daha basalım. Bunu da basalım. Güzel. Şu an güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Şöyle ultiye basalım bunun da. Biraz şey yapsın. Razak ulti, Maul ulti. Şöyle basalım bunları yine. Aa şey geliyor değil mi? Rage veren bir zımbırtı vardı. O gelince olaylar bambaşka oluyor. Doğru. Onu kesince rage'leri doluyor çünkü. O da dolayısıyla geldiği gibi basmak biraz daha sağlıklı gibi. Şöyle bunun ultiyi basalım zaten. O rage dalgası gelecek büyük ihtimalle. Evet, Razan ultiyi basmayacağım. Biraz bekleyeceğim. Dolores'e basmak istiyorum çünkü. Şöyle bunu basabiliyor muyum? Basamadık. Şimdi basabilirim. Bunu da bastım. Şu an herkesin ultisi tam şeyle beraber. Trident'leri de rahatça kesti. Sylas'ın ultiyi attım. Maul'u tekrar atacağım. Raza'yı da tekrar attım. Yetişti. 1 milyon vurdu değil mi? O 1 milyon Trident'ler galiba vuruyor. Tam bilmemekle beraber. Şöyle yapalım. Tam burada geldiği gibi ultiyi bastım. Daha fazla time ekleyecek bir şey yok. Yani bu arada geldiği gibi basmak mantıklıymış. Çünkü çok hızlı geliyor zaten ultiler. Burada çabuk hızlıca kesmesi lazım. Yoksa Trident'leri kesemeyeceğiz. SS oldu güzel. Şu Trident'leri kesmem lazım. Yoksa ölecek. Hatsut ölecek. Hatsut'un canı. Yani Hatsut'un canı fullenmiş. Tamam güzel sıkıntı yok. Burası. İşte burası ölüm noktası. Bakalım. Kesebileceğiz mi? Burayı kesersem oldu. SS artı olacak. Burada arttı mı? Sanki çok yakın ya. Çok yakında kaldı galiba. Çok yakında sanki aynısı oldu. Bakalım. Yok tamam daha fazla vuramayacağız. Öldük burada. Ölmüyorlar burada zaten. Bir de Sylas yerine Elowen deneyeceğiz. Sylas değil. Hatsut yerine Elowen deneyelim. Çünkü sanki Sylas oyun başı boss'a vurarak iş yapıyor gibi. İkisini de deneyeceğim. Sanki bir tık daha fazla. Yok Niv olmadı. Yok Niv olmadı. Çok yakın ama. 135-4. 135-4. 139. Evet. Şöyle Hatsut'u çıkarıp Elowen alalım. Bir de böyle deneyelim. Daha fazla ulti atacağız. Bir de Sylas'a da invigoration vermiş olacağız. Aslında bir saniye. Şöyle bir şey denesek. Elowen'e bununla verdim. Maul'a da bununla verdim. Daha sonrasında bir dakika sonra da Sylas'a vereceğim. Arakayı koyabilsek çok iyi olurdu. İkisinde de invigoration var değil mi şu an? Evet. Bakalım belki böyle bir şeyler olabilir. Silas'a invigoration veririz ama Silas'a invigoration vermenin çok da önemi yok zaten. Otoyu aldık. Bir 30, bir 60 saniyelik bir rage kaybediyoruz ama o kadar önemli bir bilgim yok. Test edeceğiz, göreceğiz. Okey. Devam. Şimdi Eleven'i koyacağız. Koydum. Okey, otomatik aldık. Otomatikten çıkaracak bir durum da yok. Basalım, atsın her şeyi. Evet. Dolores daha hızlı geliyor. Silas'ın zaten boss'a vurduğu da çok az bir hasar zaten. Güzel. Soldakileri kesiyor. Tek atıyor hepsine. Rage yine geldi. Bunları keseceğiz. Ultisi geldi. Dolores'in ultisi yetişmedi. Önemli dedi. Dolores'in zaten hepsini kestik. Dolores'in ultisini basıldı. Silas'ı bastık. 19K, 19K. 19K vurması iyi bir şey mi acaba? Hiç fikrim de yok ki o konuda. Yani az mı, iyi mi, çok mu? Razak ne kadar güzel vuruyor ya. Tam Razak ve Nyx'lik yer ya. Nyx de etrafına sürekli şu hasarlar vuruyor. Şuraya bir tane atıyorsan buradaki herkes ölüyor Nyx'te. İşte bende olmaması çok garip yani. Normalde herkes de fazlasıyla Nyx olur. Hatta millet yani en çok çıkan karakter için Nyx'e derlerdi eskiden. Gerçi artık büyük ihtimalle Kira ile Lazer onların yerini büyük ihtimalle almıştır. Gerçi belki de benim hesabıma çok fazla çıkıyor. Bilmiyorum. Emin değilim. Benim hesabıma Lazer, Kiriye falan inanılmaz fazla çıkıyor. Kurtulamadım onlardan. 1 nokta. Üf, 300K. Çok iyi vuruyor ya. Şu ölecek mi? Aa ölmedi. Niye öyle oldu? Şuradaki ölmedi. Acaba etki edecek mi? Bunlar hep hasar aslında. Hasar demek. Şuradaki 700K vurdu güzel. Dolores'in ultisinin gelmesi lazım şimdi. Ah Dolores'in ultisi keşke Maul'la olsaydı. Silas'ın ultisi geldi.
SS olmayacak gibi ya da ucu ucuna oldu. Evet, ucu ucuna oldu büyük ihtimalle. Şunları kesersem belki bir şeyler değişebilir bu arada. Kesti, güzel. Şimdi Dolores ultisi de geldi. 137, 139'du galiba. Bakalım. O Tridentlerin canı çok fazlaymış. Yok, kesemedik yine. Daha az oldu. Bir de Hatsu'da deneyelim silah yerine. Belki onunla 138. 138. 38.7. Yok, daha fazla olmadı. Bir de sadece Hatsu. Hatsu çünkü biraz daha iyi kes, yani alan hasarı vuruyor. Belki onunla daha iyi olur. Bir de onu deneyelim. Araka'yı çıkarsam daha iyi olur mu? Bence olmaz. Çünkü bir hasarlara bakalım. Bir Razak ne kadar vurmuş? Yok, çok absürt vurmuş Razak. Yani hiç gerek bile yok. Bir diye önceki turda Razak kaç vurmuş? Şuradakine bakalım, leaderboard. %1'deyiz buna. Yine iyi yani. Nix'imiz olmadan %1'deyiz. 136. Gayet iyi. Şimdi bir de burada Silas'ı çıkarıp Hatsu'da alalım. Hatsu. Burada. Bir de böyle deneyelim. Razak 182 vurdu değil mi geçen tur? Şaka gibi ya. İşte Nix'im de olsa SS 3S olacak ama olmuyor. Bunun ya, bu bitince diğerlerinde de S 3S almayı deneyeceğim. İtemleri falan hızlıca bozup. Aynı taktiği yapayım mı? Aynı taktiği yapmayalım. Çünkü 30 saniye sanki bir sürü şey kaybediyoruz. Hatsu'da da yani %10 vermek kötü bir fikir değil. 2x aldım. Otoyu da aldım. İzleyelim bakalım. Immortal Codex'lerin ikincisinden SS 3S alacağımı düşünüyorum. Yani Araka'yı çıkarıp Twinfield ko şey Araka'yı çıkarıp Sol Cadence koyacağım. Ama Sol Cadence'in yanına koyabileceğim bir karakter ya. Konstant, ya Konstans'tan kurtulacağım ya da bilmiyorum. Orada deneyeceğiz birazcık. Bu video birazcık uzun olacak. Artık 2x'te falan alıp izlersiniz nasıl yaptığımı vesaire merak edenler için. Şöyle üçünden de SSS almayı deniyoruz da bu imkansız tabii, bunun SSS almak. Gerçi bunda ben 2S artı üzerine artı alacağız. Artı alabilirdik yani, birazcık bir Nyx olsa artı olmuştu. 3S olur mu? Yani çok zor yani. Balina insanlar bile alamamışken bizim almamız zaten çok absürt olur. Yani Nyx A5 ile millet alamamış. Büyük ihtimalle SS artı da kalırdı yani, daha fazla gitmezdi. Vekin 5 olsa belki bir şeyler olurdu. Evikim boş olsaydı zaten artifek kasar 3S yapmak için uğraşırdım çünkü diğerlerinden çok farklı bir item, yani item kalitemde yani absürt seviyede yok. Yani tamam, onlarınkiler tabii ki de daha iyidir ama en azından benim bir tanesi onların en, benim en iyisi onların en iyisiyle iyidir. Onların ikincisi benim ikincimden çok daha iyidir. Üçüncüleri zaten açık ara benimkinden daha iyidir. Yani şu burada şey olmayınca, balık olmayınca şunu öldüremiyorum. Bu da 1 milyon hasar demek yani. Az buz da değil. Bu kötü bir olay. Bunu kaçırmak. Evet, bunu vuramamak hasar azaltıyor. 1 milyon hasar. 1 milyon hasar mı? Bu puan mı, hasar mı acaba? Bak, 1 milyon hasar vurdu bir şey. Bir tane daha 1 milyon vurdu. Tamam, bu puanmış. O hasarla alakası yok çünkü 1 milyon hasar vurduk gördüğünüz üzere. 895 vuran ne ya? 895 ne burada öyle ya? Çok az. Hatsut ulti attı. Hatsut düz vuruşur. Hatsut burada kesemiyor bir daha hiç. Sanki hasar çok azaldı silahı çıkarınca. S artı oldu. Bunlarla SS'e kadar çıkar mı? Bakalım, göreceğiz. Burada Dolores ultisi lazım. Dolores ultisi lazım. Dolores ultisi lazım. Şunlar ölmeyecek hiç yoksa. 3S, 2 SS'e çıktık galiba. 2S oldu. Daha fazlası olacak mı bakalım. Kesemiyorlar ki. Yok, bunları kesemedikleri sürece zaten aha 129, 139 muydu? Daha mı fazla oldu, anlamadım ki. 12.96, 13.96 mıydı? Hatırlayamadım ki. 12.99, 13 olacak. Yok, vuracak hiçbir şey kalmadı. 12.99. Daha mı fazla, daha mı az, anlamadım ki. Okey, yani neyse, daha fazlası olmayacak zaten. Bir üste çıkamayacağız. Çok da zorlamaya gerek yok. 100k daha az, yok. Kaç vurmuş Razak? Maul daha fazla vurmuş burada. Okey. Ya bunun o Maul'un fazla vurmanın sebebi de silah kesiyor diye. 139'muş. Okey, geldik ikinci. Değil, ilk önce birinciyi düzeltelim. Birinci bir 2S artı veya 3S'e çıkarmaya çalışalım. Şimdi burada Valkyrie'yi çok kaliteli yapmamız gerekiyor. Infernal Roar. 2 atak bonus. Bir tane crit damage.
Infernoar, alttan crit rate. Bu ikisi atak damage, atak bonus değil mi? Evet, burada crit damage verelim. Silas'tan alabiliriz. Zilito'daki neymiş? Silas'taki gayet iyi. Silas'takini yanlış demi aldık ama neyse. Buradan, burada bir dakika, şurada atak bonusu da seçelim. Heh, burada çok kaliteli bir atak bonus sistemim vardı. 4 stat. Aynen bu. Şunlara da bakalım. Bu da çok iyi. Hangisi daha iyi? Atak speed bunda çok iyi. Crit damage bunda yarım fazla. Atak da mor burada. Hangisi daha iyi acaba? Atak speed 83 bence çok fark etmez. Bu daha iyidir. Okey. Şimdi buraya da bir şeyler verelim güzel. Crit damage düşük. Silas'taki büyük ihtimalle iyidir. Aynen bu iyi. Sol tarafa da direkt 3 statlı vardı. Kime ver? Rıza verdiğimiz itemleri alalım. Şuradan da Rıza verdiğim itemi alayım. Okey. Oo, çok az crit rate oldu. Buradan mı kaybediyoruz? Nereden kaybediyoruz crit rate'i? Neyse bir şeyler deneyelim. Bu atak bonus olacağı için şuradan kaldırıp üstten atak bonus seçelim. Infernoar. Silas'taki neymiş? Crit rate'i fazla olacak şekilde bir şeyler bulmak istiyorum. Yok. Düzgün item yok. Bir dakika şu itemi bir 16'ya atalım hemen. Yok çöp bu. Atak speed de yok zaten. Tamam. O zaman buradan crit damage bulup diğerinden atak bonus bulacağız. Crit damage'i kaldırdık. Güzel 3 stat. 4 stat. Okey bunu aldım. Crit damage. Bunu değişeceğiz evet. Bu item kötü. Bu item kötü. Bu da kötü. Attack speed fazla ama. Okey bunu ver. Şunu crit damage yapacağız mecburen. Okey böyle çok iyi oldu. Volcream'iz tamam. Şimdi Abom'u en iyi yapacağız. Volcream bir dakika artifact'ine de bakalım. Artifact'i doğru tamam. Bu bir dakika bu 33 bu kaç? 8 3 dersek 24. Yok bu daha iyi fırçı daha iyi. Zaten arkaya koyacağız. Okey. Şimdi en iyi Abom'u vereceğiz arkana. Bunu arkana vereceğiz. Şimdi arkana normalde kendi karakteri 3 kere ulti atması, 5 kere ulti atması gerekiyor ama o bug'lı olduğu için takımdan herhangi birisinin 5 kere ulti atması yetiyor. Herhangi birisi derken herhangi toplam 5 ulti. Şöyle şurayı bir crit rate seçelim. Şurayı da atak bonus crit demeyi seçelim. Şu item neydi? Atak bonus. Buraya o zaman atak bonus veya crit demeyi seçelim. Maul'daki item iyi olması lazım. Atak bonus crit rate. Salazar'da bu atak speed'lisi yok mu bunun? Okey bunu vereceğiz mecbur. 4 stat. Buraya geldik. Bunu direkt Razak'tan aldık. Şu neydi? Crit damage. Okey böyle güzel oldu. Sol tarafa bir şeyler bulacağız. Sol tarafa da 3 stat itemlerimizden seçelim. Silahtan başlayalım. Şimdi Warlord'u verdik. Calamity verelim. Maul'u zaten bir daha kullanmayacağız. Calamity olanı verelim. Maul'dan. Şöyle Calamity seçelim. Maul'dan aldık. Okey 14k atak gayet iyi. Bunun artifektini de düzeltelim. Artifekti alan hasarı vuran artifekti seçeceğiz ama artı 25 yok mu onun? Allah Allah artı 25 yok muymuş bunun? Yükseltebiliyor muyuz? Yok yükseltemiyoruz da. Bunun artı 25'in olmaması çok şaşırttı beni. Yok evet. Kov da verilmez gibi ya. Kov verilmez. Okey bu da tamam. Arogansı verelim bir arkana. Arrogans çok önemli değil zaten çok fazla vurmuyor. Ama önemli olan Arrogans'ın işte en son bir konstans ultisi bastığım yerde önemli Arrogans. Harici çok da önemli değil. Şöyle Maul'dakini direkt verelim. Şurada da Maul'dakini direkt vereyim. İyi kaliteli çünkü bu item. 3 statlardan direkt tıkladım crit rate crit damage'e. Silahtan gidelim. Hangisini verdik? Hatsut'takini verdik. Burada da Calamity yine. Hatsut'takini verelim. Hatsut'unkini verdik. 99. Artifekte Rim Tier. Okey. Rim Tier mantıklı. Okey. Sonrasına kim önemli? Vrat önemli. Bir Vrat'ı da bir arkana verelim direkt.
Arkana da düzgün item kalmadı ama galiba. Crit rate, üstten atak bonus, crit damage. Şöyle bakalım. Bunun atak bonus kötü. Razak'taki item duruyormuş. Razak'taki arkanıyı alalım. Sonra buraya Salazar'daki item alacağız büyük ihtimal. Bu da iyiymiş. Okey. Bu neydi? Atak bonus bu. Bunu Salazar'dakini alalım. Buraya geldik. Teovin'deki mi? Teovin'deki 4 sat. Teovin'de bu item niye var? Çok garip. Okey. Buradan da atak bonus crit damage seçtik. Silahtan gidelim. Direkt bakalım. Hex'ten aldık. Atak speed olan alacağız burada. Buraya da atak speed hex'tekini verdik. Artifact'ini verelim. Buna artifact bunun ölme ihtimali oluyor diye bunu vereceğim. Okey. Şimdi Volka'ya geldik. Evet Volka. Zaten şey Konstans'ın itemleri düzgün. Volka, Konstans'ın itemleri de bozabilirim aslında. Evet. Volka'da Invigoration seti vereceğim. Fakat atak bonuslu Invigoration seti vereceğim. Atak bonus. Alttan crit rate maksat yalandan hasarlar vursun. Amaç buradaki şeyi almak. Şunu verelim. 16'ya da atayım bari. Bunun zararı yok zaten. Buradaki amaç Valkyrie'ye %10 ve Valkyrie ve %10 bomba %10 vermek. Atak bonus crit demiş. Şurada silahlardan bir şey. Yani bu kaldı da bunu da takmak istemiyorum. Yok buradan şöyle yapayım. Atak speed crit damage kaldırıp Calamity ya da Warlord seçmek istiyorum. Okey. Warlord bulduk. Bir tane daha buradan Warlord. Güzel bir Warlord. Bu Warlord düzgündür. Bunu verelim. Artifact verelim. Kendi artifact kov mu? Kendi artefaktini ben kasmadım mı ya? İki tane kitli var. Kasmamışım. Allah Allah ya. Nasıl kasmamışım ya? Kov verelim buna. BP'si de fazla. Skillerini bunun hayatta vermem ya. Hak etmiyor bence skillleri. Çok fazla fullemem gereken karakter var. Evet buraya geldik. Burada da bunları çıkaracağız. Atak bonuslu invigoration vereceğim bunlara. Alttan varsa atak speed. O alttan atak arayalım. Yani alttan atak arayalım. Attack speed'i kaldırdım. Dolaris itemleri komple geçirdim galiba ya. Dolaris itemleri komple geçirdim. Çünkü bu itemleri de kaybetmek istemiyorum. Bu itemler GVG item benim. Burada Dolaris'i komple buna geçirelim. Dolaris healer. Okey güzel. Artifact'i astral değil. Dolaris'in artifact'i. Aynen Dolaris'in artifact'i olacak. Mor. Bundan bir tane daha 25 vardı ya. Kimde bu? Aa sattık mı onu? Galiba satmışım. Aynen satmışım. Bir tane daha vardı normalde onun. Neyse. Herkes ayarladık. 508k. Okey girdik. Hadi bakalım. Otoyu alacağım başta. Şöyle bir S harfine gelmeye yakın. Otoyu durduracağım. Şöyle hemen Valkyrie'yi koydum. Valkyrie'ye bununla verdim. Bunu kaldırdım. Sonra Abom'u koydum. Konstans'ı koydum. Bunu koydum. Bunu böyle koydum. Okey. Okey. Ota'yı alabiliriz burada. Ulti aslında çünkü herkesi yani en azından çoğu karakterde arkana var. Hem onların stackleri artmış olur. Bunu arkaya koymak daha mı mantıklı? Şey dedi öyle dedi ama. Yok ya böyle arkaya koysak da yani çok bir hareket yapmayacağı için önde kalsın en azından. Ya büyük ihtimalle belki bundan çok daha iyi hali vardır ama. Ya şu şekil bana S artı, SS artı aldıracak. Ondan sonrası çok da önemli değil. Aynen devam edelim. Şu an önemli değil. İstediği kadar skill alsın. Konstans'ın ultiyi basmamak lazım. Bir kere daha bastırsak mı? Bir kere daha... Yok bastırmayalım ya. Çok zor birikecek. Kalsın hadi tamam. Şimdi böyle kalsın. Volkan'ınkini basabiliriz. Volkan'ınki sıkıntı değil. B oldu. S oldu. SS değil mi? SS gibi basarım. Şöyle devam edelim. Şöyle devam. Volker'inkini de basmayacağım ya şu an korktum bir tık.
SS artı da SS artı gibi mi bassak yoksa iyice biriktirelim mi? Emin de değilim. İyice biriktirelim biraz. Walker'ı basabilir, şey bunu basabiliriz. Bunda sıkıntı yok. Ne zaman ki birikmeye başlarsa o zaman basalım. Şu an hala birikmiyorlar. Ölme. 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 Onun ölmesi çok kötü oldu. Şu an sanki birikiyorlar hafiften. Şu an hafiften birikiyorlar. Bastım ultileri. Üst tarafı kesecek hiçbir şey kalmadı Vrat öldüğü için. Orayı tekrarlarız en kötü sıkıntı yok. SS artı oldu. SS olacak mı? Arrogance'ın ultisini işte orada timelasak olabilirdi belki de. SS artı da kaldı. Kaç oldu onu merak ediyorum. Bir onu görelim. Belki SS 3S'e çıkabiliriz. Hasarlara bakalım. 133, 106. Arrogans iyi vurdu bu sefer ya. Tabii beklediğimden fazla vurdu. 183 çok fark var. Yani yaşasaydı bunu etki eder miydi? Acaba Volka yerine Lus koysam ne olurdu? Volka yerine Lus koysam ölürlerdi galiba ya. Bir dakika Volka yerine Lus koyalım. O kadar fulledi karakteri belki bir işe yarar. Lust. Lust'ta hiç itemsiz mitemsiz her şey çok kötü. Buna Invigoration seti vereceğim. Direkt Volkan'ın itemlerini. Çünkü Volka. Volkan itemleri verelim. Abama çünkü %10 vermem çok fark yaratacak. Artifact. Yine bu. Şimdi bunu öyle bir koymam lazım ki hem heal alması lazım. Şöyle bir gir. Böyle. Constance. Abom. Böyle koysam veremiyor. Böyle koymak zorundayım. Böyle koysam da bu ölür karakter. Bunu böyle koyacağım. Ama Abom'u veremiyor böyle. Böyle koymam gerekiyor. Böyle koyarsam da Abom'u vermiyor. Evet. Abom'u verememesi de çok büyük farklılık yaratır. Yani benim zaten tüm amacım Abom'u vermesi. Böyle koy... Şöyle... Yok. Böyle koyayım. Yok. Bir dakika. Şöyle koysam. Arogansı böyle koysam. Ama bir dakika. İstediğim olmadı. Bir saniye. Böyle yapacağız. Bir dakika. Arog şey Abom Constance Valkyrie Lust Vrat Arrogance. Okey böyle deneyelim de. Skill'ler. Bir kere de böyle deneyelim. Duruma göre. Olduğu kadar deriz. 30 dakikalık video olmuş. Yani Lust iyi mi kötü mü ondan bile emin değilim ama yani yalandan deneyelim ne kaybedeceğiz. Şöyle bir güzel olay var. Valkyrie ortayı komple temizleyeceğinden dolayı. Aynen Valkyrie ortayı komple temizleyeceğinden dolayı. Arrogance her türlü ultisini rahat bir şekilde sağa sola atabilecek. Ama aşağı atmasını istemem ben yukarı atmasını istiyorum. Bakalım belki daha iyi olur şimdi. Emin değilim. Yani millet Arda'yı buraya rahat rahat koyuyor. Arda'yı olsa hayat bambaşka çok rahat. Şimdi şunun ulti de açalım. Okey tamam. Şu an herkesin galiba arkanası aktif. Bunda Aro şey var. Volkred'de de var değil mi? %10. Okey herkeste %10 var. Güzel. Güzel. B'de de sıkıntı yok. Tamam bir daha basmıyoruz ultileri. Sanki bir tık şey mi oldu? Emin değilim. Bunun canı mı azaldı ya? Bunun canı niye az? Allah Allah. Yok canı az değil. Tamam ben şey sanıyormuşum. Bitiş yeri. Bitmiş gibi gözüküyordu.
Okey, şimdi bekliyoruz. Şunun ölmemesi lazım. Güzel, ölme. SS'e doğru basmam lazım ultileri. Arrogance'ın ultisi yetişse çok güzel olurdu. Arrogance'ın ultisi yetişmeyecek. O bir tık kötü. Şimdi basmam gerekiyor galiba. Şimdi bastım. Okey, bastık. Astık ultileri. Orta tarafını kesmesi lazım Konstans'ın ki çok özlerim. Volkan'ın kesmesi lazım ki Arrogance forma girebilsin. 137. Yok, SS artı S3S olmayacak. Yok, olmuyor, yok. 130 oldu. Tamam, yok, olmuyor. Ne kadar yaklaştı acaba? Daha fazla vurduk mu onu da bilmiyoruz da. 139. Bir dakika. Kaç istiyor? 145 mi istiyor? Kaç istiyormuş? Yok, çok fark var ya. Bu olmayacak. Neyse, son ortadakini deneyelim bir de. Evet, Lord Styx deniyoruz. Şimdi Lord of Styx'te de şimdi hangi karakterimiz fazla? Bunu çıkarabiliriz. Zirut alabiliriz. Bir de Constance çıkarıp kim alabiliriz? Lord'u alabiliriz. Lord'umuz Twinfield. Okey, şunları itemleyelim şimdi, en iyi itemleri. Olabildiğince crit damage ve bir tane atak bonus vereceğim. Silas'a bir tane atak bonus yeterli. Infernal. Bu atak bonus. Okey, bu atak bonus gayet iyi. Ama şöyle bir şey yapacağım. Bir tane Rage Regen'le atak bonusum vardı. Onu bulmaya çalışacağım. Onu vermek istiyorum çünkü Rage bir tık önemli. Aslında Setram'a Rage vermem lazım, doğru. Bu item çok iyi. Oo, bu item de çok iyi. İki tane varmış, tamam. Bu iki tane mi vardı, bir dakika. Ha. 4-5 statlı var şöyle. Şu ringe bakalım bir. Ringten bir şeyler var mı? Çok güzel. Ha bak, bu crit damage ama bu. Tamam, crit damage olanı Setram'a verdik. O bir tane daha geldi. İki tane var. Oo, bir dakika. 3 karakter şimdi Infernal Roar kullanıyor. Oha, güzel. Setram'da zaten çok güzel bir item varmış. Okey. Şimdi Valkyrie'dekini aldım, bunu verdim. Şurada da 3 tane lazım olduğunu düşünürsek. Bir Rage Regen. Bir tane Rage Regen var. En azından. Okey. Onu Setram'a vereceğiz. Bunu takalım. Atak bonus. Çünkü crit damage takacağız şeyde de. Crit damage bulmaya çalışıyorum. Crit damage bulduk bir tane ama düzgün değil. Bu da crit damage. Okey. Okey, böyle güzel oldu. Artifact'i düzgün. Tamam, bu tamam. Şimdi Zilitu'yu, yok, Setram'ı şimdi en iyi yapmaya çalışalım. Çünkü Setram'ın ultisi bir tık önemli. En iyi değil de Rage Regen'leri vermek istiyorum daha doğrusu. Infernal Roar. Şuradan hemen Rage Regen'i seçiyorum. İki tane var zaten. Hemen bunu verdim. Burada da Rage Regen'le bir parça var sadece. Bu düzgün mü? Yok, çok kötü. Atak speed yok bir kere zaten. Verdik, yapacak bir şey yok. Burada Rage Regen'le 3 parça var. Şu düzgün mü? Ah, düzgün değil. O zaman bunu verdim. Okey, Setram'a Rage Regen'le parçaları verdik. Sol tarafı da, oo, bir tane bu Rage Regen'le çok iyi. Attack speed de çok iyi. Şuna crit rate'i düzgün olan bir item vermem lazım ama crit rate'i düzgün yok. 70. 70 olunca kaç veriyordu bu? 70. 70, 92 oluyor. Okey, kalsın, tamam. Crit rate önemli değil. Şimdi Zilitu'da sıra. Zilitu'yu en sağlam crit damage ile haline getirelim. Şu ikisi attack bonus, crit damage. Şuraya crit damage'i bir Infernal Roar lazım. Infernal Roar. En iyi hali bu mu? Onu da bilmiyorum. Maksat birinden gördüm Soul Cadence kullanıyor diye. Onu deneyeceğiz. Soul Cadence'ın vulnerability bırakması çok iyi çünkü. Buraya verdik hemen. Şuradaki ne? Okey. Buraya Warlord verelim. Neyse, okey, tamam, Warlord. Bunu verdim direkt. Okey, mantıklı, güzel oldu şu an. Artifact'te de Kov zaten, bunun tartışması bile yok. Kov'u da verdik. Tamam. Şimdi Soul Cadence'i en iyi hale getirelim. Soul Cadence direkt Arcana'nın en iyi itemlerini verebiliriz direkt. Soul Cadence, Arcana. Alttan Crit Rate, üstten Arcana, oradan Attack Bonus, Crit Damage. Şöyle çok iyi bir itemim vardı. Şimdi bu ya bundadır ya bunda. Bunda değil. Bu ne alaka ya? Crit Damage. Heh, bu item okey, çok güzel. Rage'e geldi. Şimdi bunlardan güzel. Burada çok güzel itemim yok ama orta amuletlerim çok kötü. Full atak speed var amuletlerde bende. Burada yine güzel bir itemim olması lazım. 4 stat. Bir dakika, şu ikisi crit damage mi? Yok, atak bonus. Bir tane atak bonus veya yüksek atak bonusu crit damage. Bu olmaz. Çok fazla şey olur. Yani bir tane çok iyisi var. Şu okey, bunun atak speed de iyi. Her şey güzel gözüküyor. Buraya 3 statlı crit damage dedim. Şöyle
Şöyle Valkyrie'den aldık. Yine Valkyrie'den alalım. 25 Twilight zaten. Okey. Şu an herkes tamam. Kalipso'yu düzelteceğiz bir. Kalipso'yu da Infernal Roar'u yine vereceğiz. Çok fazla Infernal Roar item takıyoruz ama hayırlısı. Direkt Valkyrie'dekini aldım. Atak bonus, crit damage'i seçelim. Valkyrie'dekini yine aldım. Yine Valkyrie'dekini büyük ihtimalle alacağız. Ha, Valkyrie'de yok. Atsu'dakini alacağız galiba. Bu ne? Ha, bu item boştaymış. Tamam, güzel. Alt tarafa gelirsek buradan da 3 statlı zaten çok fazla silah yok. Kimi takacağız? Abom'dakini aldım. Aynen, Abom'dakini aldık. Buraya da Abom'dakini verelim. Abominasyon. Okey. Okey, Kalipsur güzel oldu. Artifact'i de düzeltelim. Hextech'ini verelim. Kalipso Infernal Roar değil ya, arkana takıyoruz. Benim kafam gitti. Kalipso'yu arkana. Arkana direkt Abom itemleri. Arkana. Abom yok. Arrogance itemi o zaman. Arrogance mı, Wrath mı? İkisi de birbirinden kötü. Teyvin attack speed zaten. Arkanadan Laurel mi, Arrogance mı? Arrogance'ınki iyiydi. Okey, tamam, arkana da çok daha iyi oldu. Okey, hepsi itemli. Evet, kazdığımız mübarek. Şimdi bir kişiye sadece şey verebileceğiz. O da silahı olsun. Silahı buraya koydum. Elovin'i böyle koydum. Bunu böyle koydum. Setra'mı böyle koydum. Kalipso'yu böyle koydum. Bunu da böyle koydum. Şimdi şu ikisini direkt sadece basacağım. Bu ikisini basmak yeterli olur diye tahmin ediyorum. Burada ultileri doğru basma çok önemliydi. Çıkmadan kestik. Güzel. Burada ultiyi basıyorum Silas'ın. Sanki rage veriyordu bunu zaten bir yerinde. Ah, verdi mi? Bir şey vermiş olması lazım. Kicks alalım. Bunun ultiyi basmam lazım çünkü arkanın stack birikecek. Şimdi buradaki tüm olay kalkanın bitişiyle bitmesine yakın Setram, Kalipsoları falan, Setram'ı falan basmak. Kalkan kırılmadan önce bütün ultileri basacağız. Özellikle Zilitu ve bu Sol Kadeniz çok önemli. Sol Kadeniz'in ki tam kalkan bitmeden önce. Shield gelecek. Güzel. Shield geldi. Burada işte çok güzel timingleyip herkesin ultiyi güzelce basmam lazım. Zilitu'yu bastım. Silah, Setram, Kalipso hepsini bastık. Bunu da bastım çünkü arkanın stack birikmediyse biriksin diye. Şu an bakalım deneyeceğim. Şu an Sol Kadeniz'i ilk defa deniyorum bu kodekste. İyi mi kötü mü ondan bile haberim yok. Umarım iyidir. Şurada bir kere daha bunu basacağım. Niye basmayayım? Zaten yani hasar vursun. Setrim'in zaten ultisi bitti. Aynen. Şey, Zilt'in ultisi bitmeden basmak çok önemli. Çok güzel timing yalnız. Çok güzel timing tam kalkan gelmeden önce. Şimdi burada Setram'ı çok doğru basmam gerekiyor. Ultiler herkesin var. Şunu vereceğim. Canları da olsun. Bunun ultiyi bastım. Bunun ultiyi bastım. Oo, bir dakika. Evet, birazcık sıkıntıymış burası. Sol kadens problem yaratabiliyormuş. Onu anladık. Setram'ı dondurması bir tık problem. Biraz daha erken Setram ultiyi basmam gerekiyor. Bir de Setram'ın artifekti değişebilirim. Belki Spire Sif'in daha fazla vurabilir. Şimdi bu ultisinin süresini arttırması gerçi çok da önemli hasar vurmaktan ziyade. Galiba şu an tam yetişti. Kalkan da erken bitti. Evet, 162. Şu direkt Setram'ı geldiği gibi basacağım. Çünkü kalkan diğer türlü kırılmayacak. Ziltu'yu da bastım. Böyle bastım bunları. Herkesi müthiş bastık. Vulnerability de şu an tak vurduk, S'e aldık. Güzel. S artı oldu. Bir tane daha basmak istiyorum da. Bastık mı? Yok, basmadım çünkü. Aynen, Setram ultisi geldi. Setram'ı direkt basmam lazım çünkü kalkan kırılacak diğer türlü. Bunu da bastım. Bunu da bastım.
Yok, olmadı. Biraz daha dikkatli oynamam gerekiyor. Yani bunlara gerek kalmadan acaba Konstans'la direkt... Şimdi el oyunu çıkaramam. El oyun verdireceği çok büyük fark yaratıyor. Bir kere daha bunu challenge again diyeceğim. Çok daha dikkatli oynamam lazım Setram'la. Ya Kalipso'nun A5 olmaması çok büyük farklar yaratıyor. Bunu niye buraya koyuyorum? Ya ne değişiyor ki? Ne fark eder ki nereye koyduğumu? Zaten. O bunu uzağa koymak fark yaratıyordu ama. Bunu bir aşağı koymak daha mantıklı değil mi? 1, 2, aynen bir aşağı koymak daha mantıklı. Ha bir de buna vermek de mantıklıydı. Bak o şimdi aklıma geldi doğru. Kalips şey Setram'a veriyorduk o buff'ı. Bunu direkt basalım böyle bitirsin bunu. Burada sanki kalkanı açmasına izin veriyorduk ya. Öyle bir şey değil miydi burası? Kalkanı açıyorduk, kalkanı kırıyorduk. Bunun ulti geliyordu sanki. Gelmiş gerçi bunun ulti direkt geldi. Bunun ulti direkt gelirse yok gelmemiş buna. Neyse. Shield'ımız geldi. Burada Zilt'in ultisi çok önemli mi? Okey. Canları fulledik. Hasar C oldu. C artı B. Bir kere daha ulti bastık. Zilt'in ultisi bittiği gibi. Setram'ı direkt basmam lazım. Setram basıldı. Okey. Yine Setram tam olmadı. Setram sıkırdık buradaki kalkanı ama neyse. Neyse ki öldürebildik. Yalnız bu şey olmuyor. Kanama yemiyor yoksa yazmıyor mu kanamalar vesaire. Setram yine yetişecek mi yetişmeyecek mi problem. Geldi mi Rage? Ah Rage'i kaçırdık galiba bu sefer. S, R, S oldu direkt. Şunu 2x'den 1x alalım da. Okey. S artı oldu yine. Setram'ın kalkan geldiği gibi basmam gerekiyor. Şu Kalipso işte A5 olsa, eve kim 5 olsa hiç sıkıntısız. Aa, bu basılmadı. Ah kötü oldu bu. Bunu kırmam, kırarsam S artı bence olacak. SS yani 3S olacak daha doğrusu. Basabildim mi ultiye? SS oldu. SS SS artı oldu. Bu kalkanı zaten kıramayacağız büyük ihtimalle. Bütün ultileri basacağım kalkanı kırmak için. Setram'ı da geldiği gibi bassam lazım. Bir dakika burada direkt bunu bassam yeter mi acaba? Vur kalkan gelmeden vur. Kalkan gelmeden vursana. Kalkan gelmeden vursa belki SSR 3 SS yeterdi. Gerçi 170 falan olması lazım yani. Kalkanı kırıyor bu arada. Rahat kırdık. Aa hiç şeye gerek yokmuş bile. Aynen Setram'ı doğru bassak yetiyormuş. Kalkanı kırdık tamam SS artı oldu. 3S oldu pardon. 3S oldu. Set silahı boşu bastık. Silahı bazı ulti burada basamadık. 3S oldu. Yani çok rahat oldu. Şimdi şunun A5 olduğunu düşünsenize de. Şu A5 olsa demek ki hayvan gibi fark eder. Hatta A5'i bırakın. A4 bile olsa iyi. Çünkü A4'ü de ekstra reş verdiği için. Bakın son kalkanı kırmadan S3S oldu. Ya milletin nasıl çok yüksek yaptığı şimdi belli oldu işte. Millet zaten kalkanları anında kırıp ultileri çok hızlı bastığı için. Ya bunun imkansız bunu kırmak ya onu. Hiç denemeye gerek bile yok. Bunu kırmak imkansız. Bunu A5 olmadan imkansız. Şu Kalipso A5 olunca ya ucu ucuna Setram'ı da doğru basıyorsunuz ve kırılıyor. Ama yani A5 olmadan imkansız. 87 diyor. İmkansız. 3S aldık ama en azından hedefimizi yani istediğimizi yaptık. Güzel oldu. 45 dakika falan video oldu galiba öyle bir şey oldu. Çok uzun oldu ama 3 yani en azından nasıl 3 hepsinde nasıl maksimum hasar vurdum onu gördünüz. Şöyle diyelim. Aha bu daha çok vuruyormuş. Allah Allah. 100 milyon vurmuş.
Hiç beklemiyordum böyle en fazla zor olması. Bir de %10 atak ona vermedim yani. Neyse okey, bu da yani çok daha yüksek olabilir mi? Olabilir. Nasıl olacak? A5 Kalipso lazım. Bir de belki yani kötü oynamışımdır belki de. Millet çok absürt hasarlar vuruyor. Biz daha yarısını bile vuramamışız. Ama şu karakter çok bozuk burada. Pretus üzerine bir de bu olunca. Bir de Laya'dan verdiği bonus da bir tık fark ediyor. Yani Laya beklemiyordum bu kadar iyi olmasını. Acaba Laya mı? Aa, burada Laya Lord olarak oynanmış. 214 milyon Silas. Ya Silas bende de 150 falan vuruyordu normalde. Bir de öyle deneyeyim. Bir de öyle deneyelim. Evet. Bir de öyle deneyeceğim. Şunları almayacağım. Şunu da almayacağım. Constance, Araka. Fighter diyeceğiz. Araka'yı alacağız. Bir de ben Silas'ın kaç vuracağını merak ediyorum. Bir de Defender'dan Constance. Constance maksimum halinde mi? Maksimum halinde. Bir de Araka'ya Invigoration vermek istiyorum. O Invigoration seti Lust'ta galiba şu an. Hemen şunu Lust'un setini verelim. Fighter. Invigoration Lust'ta mıydı? Evet, Lust'taymış. Lust'ta verdik. Şuraya otomatik şöyle bir şunları çıkar. 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 Tamam, bunu ver ya. Bu Araka'nın skilleri fullemem lazım bu arada da. Şu an birazcık sırası var diyelim. Okey, şu an herkes okey. İki kişiye immigration vereceğim. Cetram ve Silas'a. Şimdi ilk önce Silas'ı koydum. Constance koydum. Sonra Cetram'ı koydum. Sonra bunu koydum. Bunu ona heal vermemesini istemiyorum. Böyle koyacağım. Sonra bunu koydum. Sonra da Araka'yı koydum. Araka'yı da arkaya koyalım. Okey. Bir de böyle hasar kaç vuracağım onu merak ediyorum. Bakalım böyle kaç vuracağız. Burada bunu timingleyip tam kalkan kırıldığı gibi basıyorlar ama. Doğru mu oynadık, yanlış mı oynadık? Şimdi Silas'ın yok, ultileri gelmediğine göre demek ki yanlış oynadık. Bu böyle oynanmıyormuş. Burada sadece Silas'ı basıyorlardı galiba. Ultiler gelmedi. Bir restart, restart, hemen hızlı restart. Doğru koyalım da. Bir de şeyde yanlış yaptım. Şu an 3 tane immigration var. 1. Bir dakika. Aa, Elowin'de immigration yok, niye? Elowin'in itemini aldım değil mi? Doğru. Kostan şey aynen. Araka'yı verirken aynen doğru, onun itemini aldık. Şunu bir tekrar denemek istiyorum. Elowin'in immigration'ını almışız. Yani tek merak Silas'ın kaç vuracağını merak ediyorum. Yoksa aslında çok da önemli değil. Zaten 3'e vurduk. Şimdi şu an burada çok fazla karaktere bağlı kaldık. Ondan dolayı çok bağlı kalmak istemiyorum. Olabildiğince auto fight'ımı minimum karaktere bağlı olacak şekilde yapmak istiyorum. Hasar çok önemli değil zaten. %1'deyiz. %1'den daha yükseğe çıkamayacağım zaten. 3S aldıktan sonra çok da önemli değil. Şunu koyduk. Araka'yı koydum. Araka buna verdi mi? Verdi. Sonra Kalipso'yu koydum. Sonra böyle. Tamam. Şimdi Silas da var mı? Silas da var. Cetram da var. Hepsinde var. Okey. Burada sadece Silas'ı basıyorum. Geldiği gibi direkt kalkan açıyor. Tamam. Yine mi yanlış yaptık? Cetram'ı basmıyor muyduk yine? Cetram'ı basmıyormuşuz. Cetram'ın ulti basmayacağım. Okey, tamam. Silas'ı basabilirim çünkü Silas'ın ulti zaten yetişiyor. Cetram. Araka. Ya bunun bir videosunu izlemiştim böyle oynayan. Bunu olabildiğince az heal verecek şekilde böyle koyalım. Silas'ı basıyorlardı. Bir de Rage de veriyordu bunlara. Nasıl veriyordu bilmiyorum. Hatırlayamadım şimdi. Bunu da basalım. Maksat arkanlar biriksin. Acaba kalkan bitince biraz bekliyor muydu da nasıl oluyordu? Okey. Yok. Hiç alakası yok. Rage hiçbir şekilde vermiyor galiba. Okey. Şimdi Cetram ultisi de var. Her şey var. Constance var. Silas var. Her şey var. Şimdi Elowin direkt basmam gerekiyor. Çünkü şeyin arkanın isteğin birikmesini istiyorum. Kalypso'nun. Bunu da bastım. Şimdi burası çok önemli. Azalıyor. Azalıyor. Bunu bastım.
Bunu bastım. Bastım her şeyi. Herkes reşte geldi. Bunu tekrar bastım arkanı stack için. Bunu da bastım tekrar arkanı stack için. Güzel. Tek seferde C, B'ye geldik. Bir sonrakinde bakalım kaç yapacağız. Tekrar setra multisini açacağız. Geldiği gibi açabilirim. Güzel. Arkanın stekleri de max oldu. Şimdi artık çok önemli değil arkanın stekleri. A'yı bulduk. A artı olacak galiba. Olacak mı artı? Oldu A artı. Bir sonrakinde S artı olursa güzel olur. Burada setramı direkt bastım. Ultra'yı bastık. Eleven'i de bastım. S artıyı gördük. SS'i görür müyüz? SS'i de gör. Ucunda kaldı SS galiba. 130'da mıydı SS? Burada setramı direkt bastım. Kalkanı kırması için. Silas Konstantin'e herkesi bastık. SS oldu. SS artı da kalacak mı? SS artı 170'e kadar giderse sıkıntı yok. 174, 5, 6, 177. Şu setramı direkt basmak istiyorum. Yani 2x'de oynamasam SS artı olacaktı büyük ihtimalle. 2x'de oynadığım için olmadı. Kalkanı kırabilir miyim? Kalkanı kırdık. Oha kalkanı kırdık. Yine SS oldu. Demek ki çok da fark yok yani. Şunlar ulti de basayım maksimum sanırım. Zaten bir sonra kalkanı kıramadığım için direkt ultiye basıyorum. Aa burada da, böyle daha çok vurduk bak bu arada. Çok daha fazla vurduk. Diğerinde 2 milyondu. Bu kalkanı zaten kıramıyorum. Kalkan A5 Kalipso olmadan imkansız gibi bir şey ya. A5 Kalipso şart buraya. Ya Konstans. Konstans sen de şurayı hiç yorma bizi. Direkt çık. Okey böyle daha güzel. En azından Zilitu'ya item olarak bağımlı olmayacağız. Zilitu Twin Field'a. Twin Field diyorum Sol Kadense. Silas 200 milyon diyorum. Bence 200 milyon rahat vurmuştur ya. 191. Çok iyi. Çok iyi. Yani Kalipso'nun arkasının kalitesini arttırabileceğimi de hatırlatayım. Okey güzel bir videoydu. Ne oldu? Şimdi SS artı SSS 3-2S. Yani bunda SS artı için bence Nyx lazım. Diğer türlü bence bunu yapamayız. Nyx olmadan o kadar hasar çıkmıyor. Leaderboard'a girmek yok. Redeem Shop'tan hemen Redeem Shop'tan ne almanız gerektiğinden de biraz bahsedeyim. Ya çok basit bunun Redeem Shop'u. Her seferinde söyledim. Tekrar söyleyeyim. Neredeyse bir saatlik video oldu ama burada yapmanız gereken tek şey şunları almak kaldı mı? Yetiyor mu? O zaman bunu alacaksınız. Başka bunlar sakın girişmeyin. Bunu da iki tane aldınız mı? Bitti mi? Hala coin var. Bunları almayın yine. Bekleyin. Bu shop'a yeni şeyler eklenir. İşinize yarar şeyler gelir. Sakın hiç gazamaza gelmeyin. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.